mücadele edeceğim. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Muharrem İnce, külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü yönündeki yalanlanan haberle ilgili tartışmayı yargıya taşıdı. Ve avukatı aracılığıyla haberi yapan gazeteciler Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Turan ve Atilla'nın iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Evet. Dilekçede Turan ve Atilla'nın ellerinde somut hiçbir delil bulunmamasına rağmen kendilerine maddi veya manevi menfaat sağlamak amacıyla Muharrem İnce'nin siyasi hayatına zarar vermek için bu haberi yaptıkları ileri sürüldü. Ve temel amaçlarının Muharrem İnce'yi toplum önünde küçük düşürmek, itibarını ve siyasi kimliğini tartışmaya açmak ve İnce'nin Atatürk çizgisindeki siyasi duruşunu zedelemek olduğu iddia edildi. Suç duyurusunun yanı sıra Muharrem İnce'nin kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırılması nedeniyle manevi tazminat davası da açıldı. Rahmi Turan'ın 5 kuruş, Talat Atilla'nın da 3 kuruş ödemesi talep edildi. Tartışmalar sürerken Muharrem İnce sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İnce, her Cumhuriyet Halk Partili için parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır dedi. Sadece kendisinin değil, bütün CHP'lilerin son birkaç günde istemedikleri olaylar yaşadığını belirten İnce, bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'den mutlaka bu çete suçlamasının muhatabı olan parti yönetimindeki isimlerin kimler olduğu sorulacaktır. Kendisi davet edilecektir yani bu yönüyle. Onu kesin olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Bu arada CNN Türk yayınına katılan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İnce'nin çete iddialarıyla ilgili genel merkeze davet edileceği yönünde bilgiler aldığını aktardı. CHP genel merkezi böyle bir davet olmadığı bilgisini verirken, CNN Türk'e konuşan Muharrem İnce de kendisine bir davet ulaşmadığını söyledi.